Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Yeliz Kuvancı hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Şimdi Yeliz Kuvancı hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Yeliz Kuvancı 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1,74 boyundadır. Balık burcudur. Ankara'da doğup büyümüştür. Oyunculuğa babasının yönlendirmesiyle başlamıştır. Bu konuyu da şöyle anlatmıştır. Ben Ankara'dayken babamın beni çok kıymetli hocalar barındıran ve henüz keşfetmiş olduğu bir akademiye yönlendirmesiyle oyunculuk nedir, Shakespeare ne der diyerek okumaya, izlemeye, çalışmaya başladım. Aynı senenin sonunda özel bir üniversitenin bursuyla oyunculuk bölümüne kaydoldum diyerek anlatmıştır. Yeliz Kuvancı çocukluk yıllarını ise şöyle anlatmaktadır. Çocukken oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Ergenlik bunalımı yaşadığım bir dönemde oyunculuğa yöneldim. Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmemiştim. Lisede fizik kimya bölümünde okuyordum. Fakat o yıllarda bir buhran dönemim oldu. Ergenlikten kaynaklanan her şeyden sıkıldığım dönemde başka bir şey arayışına girdim. Ben bunları yaşarken babam Ankara'da bir eğitim kurumu açıldığını duymuş. Tiyatro kökenli insanların ders verdiği bir yer olduğunu söyledi ve bu konuda beni teşvik etti. Belki aradığın şey budur dedi. O güne kadar tiyatroyu sadece bir izleyici olarak tanıyordum. Fakat akademiye yazıldıktan sonra konservatuvar sınavları, tiyatro ve oyunculuk birbirini izledi diyerek anlatmıştır. Yeliz Kuvancı eğitim hayatını Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide atmıştır. Bu dizide İnci karakteriyle o karakterini canlandırmıştır ve bu karakteri çok beğenilmiştir. Yıldızının Parladığı Proje ise Böyle Bitmesin isimli diziyle olmuştur. Bu dizide Nazlı karakterini canlandırmıştır ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Yeliz Kuvancı kişilik özelliklerini ise şöyle anlatmıştır. Ketum, duygusal, sempatik, mütevazi, idealist biriyim. Hayatımda yaşadığım özel olayları herkese anlatmayı sevmem. Bunu yapanlar olabilir ama benim için mümkün değil. Duygusal bir yapım var. Çok belli etmemeye çalışırım. Her olayda ağlamam ama örneğin arabayla gidiyorsam ve kaldırımın kenarında yaşlı, zor yürüyen bir amca teyze görürsem çok kötü oluyorum. İnerim, karşıya geçiririm. Poşetlerini taşırım. Yardıma muhtaç olan kişiler için her şeyi yaparım. Ben de bir gün o yaşlara geleceğim ve o yalnızlık duygusu çok zor diye düşünüyorum. Çocuklara da hiç kıyamam. Şu an bile bazen ailemi özlüyorum ve yalnız hissettiğimde bir hüzün basıyor. Böyle olduğum zamanlarda hemen bir arkadaşıma giderim diyerek anlatmıştır. Düşünce yapısını ise Yeliz Kuvancı şöyle anlatmıştır. Tüm çabamı İyi bir insan olmak, özünde saf, temiz, adil, iyi ve iyi niyetli olabilmek için harcıyorum. Bir kişinin bile olsa hayatına bir şeyler katabilmekten keyif alırım. İnsan ömrü yapamadıklarını biriktirip hayıflanmak için çok uzun. Yaptıklarıyla gerinip övünmek içinse çok kısa. Ailemden üniversitede ayrıldığım için onlarla yapamadığım çok şey, geçiremediğim çok zaman var. Pişmanlıksa mevzu, en büyük pişmanlığım budur. Bize dayatılanın ve özümüzden kopmamıza sebep olan her şeyin aksine basit yaşayacaksın hayatı. Kendi coğrafyamın dışına çıkmak ve başka yaşayışlara tanık olmak da insanın bilgisine dair muazzam bir beslenme biçimi. Tabii bahsetmeden olmaz. İyi bir film yahut iyi bir oyun seyrettiğimde içimde kendisi sözü sahneleri uzunca akmaya devam ederse ben de açlığım giderilmiş gibi hissederim diyerek anlatmıştır. Mutluluk kaynağını ise şöyle anlatmıştır. Küçük şeylerden mutlu olmayı biliyorum. Sebepsizce gösterilen sevgi veya ilgi bir anda gününü güzelleştirip yaşamaya dair coşku verebiliyor. Tanımadığım birine tebessüm etmek, yol vermek, ne bileyim elindeki poşetlerin yükünü paylaşmak biliyorum romantik geliyor kulağa ama bana iyi geliyor.
Özellikle metropollerin sokaklarında herkes öylesine öfkeli, tahammülsüz ve bencil ki eski zamanların nezaketini ve nispeten yavaş temposunu veya bir küçük şehrin, bir kasabanın ritmini özlüyor. Bulunca çok coşku duyuyorum hayata dair, diyerek anlatmıştır. Yeliz Kuvancı'nın ilk sinema filmi deneyimi Düğün Dernek isimli filmle olmuştur. Yeliz Kuvancı hayata bakış açısını ise şöyle özetlemiştir. Hayatı akışına bırakmayı seviyorum. Plan yapmıyorum. Hayatta plan yapmamanın önemini öğrendim. Hayatın getirdiklerini karşılamayı, kendime, dünyaya biraz faydam olsun diye çabalıyorum. Kendimi çok önemseme hatasına düşmeden aslında çok kıymetsiz zerrecikleriz ama bir şeyleri olumlu yönde değiştirme, birinin bile hayatına dokunma şansımız varsa durmamalı. Bütün kaygım bu. Biraz olsun işe yaramak, hiç değilse temas ettiklerimi güzel kılmak, diyerek anlatmıştır. Mesleği hakkında da şu açıklamaları yapmıştır. Oyunculuğu seçmemin arkasında özel bir neden yok. Ancak mesleğimi çok severek yapıyorum. Birisi neden öğretmen, avukat, temizlik işçisi, bakıcı oluyorsa ben de o gibi sebeplerle oyunculuğu seçmiş oldum. Biraz tesadüfe, biraz tutku, çaba, ihtiyaç, az da pişmanlık ekleyelim. Ben başarılı bir oyuncuyum demek fazla iddialı gelmiştir bana hep. Hayatta herhangi bir konuda iyi konumda hissetmek için hep denemeye devam etmek ve bazen çok kötü hissetsen de vazgeçmemek gerekiyor. İyi yazılmış bir senaryoda dünyanın en sıradan mahallesinde sıradan mahalle kızı da olabilirim ve seyirci dünyamda kaybolabilir. Bir distopyada özgürlük için savaşan kapkara bir karakterdi. Oyunculuk yapıp da tiyatro ile işim olmaz diyen yoktur herhalde. Umarım yoktur. Ben de hep yapmaya ve dolayısıyla nefes almaya hem de iyi bir seyirci olmaya gayret ediyorum, diyerek anlatmıştır. Kariyer planlaması hakkında da şu açıklamaları yapmıştır. Hedeflerim hep işimle ilgili, başarılı olmak. Bunun yolu da hep aç, daha aç olmak ve öğrenmek, merak etmek. Hayallerim ve ödevlerimin listesi var. Anlatsam buraya sığmaz. Aslında sadece dramatik rollerin, acıların göbeğinde yaşayan bir kadın rolünün üstüme yapışıp kalmasını istemem. Yazıya dökmeyi planladığım bir dünyam var. Adamlar, kadınlar, evler, hisler, zamanlar taşıyan. O dünyadan birini oynamak isterim elbette. Onun dışında bir oyuncu için oynadığı her farklı rol başka bir deneyim ve heyecandır. O oyuncu radikal uçlarda ve farklılıklarda karakterleri canlandırabiliyorsa da bu şanstır. Nuri Bilge Ceylan veya Asghar Farhadi'nin filmlerinden birinde oynamak çok isterim mesela. Çünkü onlar yalnızca yönetmen değil, çok akıllı masal büyücüleri, diyerek anlatmıştır kariyer planlamasını. Gelecekteki hayalinden ise şöyle bahsetmiştir. En büyük hayallerimden biri bir dönem filminde rol almak. Ayrıca bir kitap çıkarmak da hayallerim arasında. Yazar namzeti olarak bir öykü kitabına imza atmak, haydi bir de yıllardır kafamda olan toplumun pek de içli dışlı olmadığımız kesiminden bir zümreye dair bir belgesel çekmek diyeyim. Birkaç yıl önce yitirdiğim, tanıyan herkes tarafından pek sevilen dedeciğimin çocukluğundan itibaren başta çok üzücü, sonrasında da hep zengin anılarla dolu, muazzam bir aşk barındıran hikayesini birbirlerine anlatmak isterdim. Adı da Necat olurdu. Ayrıca hala dünyanın öteki ucuna gidip Avrupa kültüründen farklı bir kültürde nefes alıp yeni bir sabaha uyanmadım. Hala İngilizceden başka yabancı dil öğrenmedim. Hala öykülerimi derleyip toparlayamadım. Saymaya başlayınca çoğalıyor işte. Gelecekte yapamadıklarımı yaptıklarıma çeviririm umarım, diyerek gelecekteki hayallerinden bahsetmiştir bizlere. Hayattaki kaygılarını ise şöyle anlatmıştır. Tiyatronun en keyif aldığım ve ihtiyaç duyduğum alan olması dışında taşın altına elini sokuyor olma hali bana kendimi iyi hissettiriyor. Kel Şarkıcı adlı oyunda iletişimsizliğe değindik. İletişimsizliğe, sevgisizliğe değinmez. Bunların ne kadar hayati ihtiyaçlar olduğundan bahsetmezsek, hayatımızda hiç dert yokmuş, ülkede dünyada her şey şahaneymiş gibi davranırsak bu riyakarlıkla nereye kadar devam ederiz bilmiyorum. İletişimsizlik, nezaketsizlik, anlayışsızlık, çılgın problemi ben çok kıymet veriyorum ama gitgide yok olduklarını görüp kahroluyorum, diyerek hayata dair kaygılarını anlatmıştır.
Yeliz Kuvancı hakkında bilgiler verdik. Umarım onu daha yakından tanımışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.